Arkadaşlar merhabalar, videomuza hoş geldiniz. Mondial 50 cc'lik motorumuz var. Bunu 110 cc'ye çevireceğiz. Bunu da sizlere göstereceğiz. Hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim, söküm işlemine başlayalım. Başlıyoruz. Şurada vidalar var. Şu kapakları alacağız, diğer taraftakini de alacağız. Şurada vidası var, bir de burada var. Arkadaşlar burada da cıvatası var. Bunu da söküyoruz. Şu ön taraflar da var. Bunları da alıyoruz. Şöyle söktük arkadaşlar. Artık burada motorumuzun burada rahat rahat çalışabiliriz. Öncelikle şurada kapı var. Bunu söküyoruz. Ben vidalarını biraz gevşetmiştim. Bunları buradan alıyoruz. Pulları var. Pullarını da alıyoruz. Pullar önemli. Kaybetmeyin. Burada da bir şasemiz var, bağlı olan. Ben kapağımızı da çıkarıyoruz, şöyle. Arkadaşlar sonra da şunu egzozumuzu buradan alıyoruz. Arkadaşlar bunu sökünce zaten diğer tarafta kapak attı hemen kendini yere. Şurada 3 tane vidamız var. Bu vidalarımızı söküyoruz. Öncesinde de motoru da şöyle şu şekilde ayak marşına basarak şurada bir çentiği var. O çentiği şuraya alıyoruz. Tam şöyle karşıdan bakınca tam hizalı olacak. Bu hizada da toplarken de toplayacağız. Bakalım sen şu taraftan şunu kaldırıyorum yukarıya doğru. Kaldırıyorum. Üst kapağından.
döndürse yaptık. Evet, şu üst kapımız, contalarımız oluyor. Şu contalarımız oluyor. Şurada da aynı. Aynen, biri burada. Tam bir ufak bir pul gibi bir şey var. Nereden çıkıyor? Buna bakacağız. Şuradan dişliğimizi alalım. Pol mu çıktı? Evet. Pol gibi şöyle bir şey çıktı. Nereden bileyim? Şey de olabilir belki, enzant direktişisi. Onun da olabilir. Yok. Demek ki oraya giderdi. Ha? Ha? Oraya git. Verim de. Ver bakayım. Bu acaba hala iç içeri mi geçiyor ki? O diğer parçalar için baksana böyle. Büyük ihtimalle de öyle çünkü başka onun girebildiği bir yeri yok. İçeride bir tane de kasnak gibi, dişli gibi bir şey var. Onu da buradan vidası var, söküyoruz arkadaşlar. Alıyoruz. Şunu biraz yukarı alır. Bu biraz çeksin. Parçalara falan bak ya. Allah. Abi bak bu porselen şurada da var abi. Nerede? Tamam içinde işte de. İçinde. Motor güzel yanmış ha içinde. Motor güzel yanmış. Güzel yanmış. Yol yaptı bu diyor, yol üstü. O kadar çok yol yaptık abi. O yol yanmış. Neyi? Vay bu 80 kilometre falan LCC motor için uzun yol ya. 2 kilometre, 1 kilometre gitmiyorsun yani. Oğlum 50'lik motora bak Allah aşkına. 50'lik dayı bu 50'lik. Göstersene bir kamerayı. Şöyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ufak yani minik. 50'lik dayı 50'lik. Şimdi bir tane daha motor alacağız ama ödeyen zaman alıyoruz. Evre yeşil. 150'lik yapalım da dayı. Ton falan gayet güzel yani, bıcır bıcır. Oğlum daha motor hemen bir şeyle üstüne yanmış olsun. Dayı o kadar yorulurken normal yani. Yani neyse abi. Ver bakalım tornavidi, sökelim. Piston neyince büyük. Şöyle vereyim istersen bir şöyle. Bir dengesi ver, olmaz. Dengesi ver. En iyisi. Daha mı kolay olur?
kaygı durdurak. Yok, ben devam. Hı, tamam. Hı, buradan daha kolay olur. Hayır. Buradan daha iyi. Sekmanlar kaybedin. Ölçüp kullanırız. Belki lazım olursa. Belki tekrardan bir CC yaparız. Kutusuna mı kaldı? Ne yapalım? Kaldı mı sana? Attım onu. Şu bir şey yapalım. Bunun için koymuş. Tamam, evet. Tamam. Al. Çek ulan şu piston batı. Şimdi arkadaşlar şu 110 cc'lik pistonumuz sekmanlarını toplayacağız, onu da size göstereceğiz. Sekmanlarımız zaten şöyle. Şöyle iki tane ince olan var. Şunlar zaten ince olanlar. Şunlar da zaten kalın. Elinize aldığınız zaman biliyorsunuz belli oluyor. Şu ince olanı en altı takıyoruz. Bu yağlama sekmanı. Şu şekilde. Üstüne şu yayı, sekmanın üstüne yayı, bu arada bu sekmanların uçları hiçbirisi de birbirine gelmeyecek, hepsi de ayrı yerlerde olacak uçları. Yani alttaki sekmanın ucuyla üstteki sekmanın ucu hepsi de ayrı yerlerde olacak. Arkadaşlar şu siboplarımızın esantrik bilin. Şuradan şöyle takıyoruz. Yeri var zaten burada. Bu şekilde bunu buraya oturttuk. Şöyle duracak. Şu aklına söyle. Dükkanı varmış burada. Nere ola be? Bura mı? Bundan sonra da bunu buraya takıyoruz. Şurada pim var. Pimini de buradan böyle geçiriyoruz buraya. Pimini de geçirdik. Bu da aynı şekilde. Şekilde şuralar zaten sibop yerleri. Buradan şuraya gelecek. Alta. Burada pimini de aynı şekilde buradan da takıyoruz. Sonra da şurada zaten şeyleri sökmüştük. Sibop ayar vidalarını. Bunları da buradan bu şekilde sıkıyoruz. Bunların ayarını yapacağız. Motorun üstüne taktık, topladıktan sonra. Şimdi şuralara inciyi alta, yayı da ortaya, bir inciyi de üstüne taktık. Şurada iki tane daha sekmanımız kalıyor. Şu parlak olan en üste takılıyor zaten. Ortaya da şu siyah olanı takıyoruz.
Bunlar takılırken aynı şekilde yine birleşim yerleri aynı yerde olmayacak. Farklı yerde olacak hepsininki de. Şöyle tamam. Bunu da yağlayıp oraya takacağız. Arkadaşlar pistonumuz elimizdeyken yan emniyet sekmanın bir tanesini takıyoruz. Diğerini de pistonun yerine oturttuktan sonra takacağız motorun üstünde. Bu tarafına da sekmanı takıyoruz. Diğer tarafa zaten takmıştık. Pistonumuzda yerimize oturtuyoruz. Pistonun üstünde bir işaret var, in yazısı. O üste gelecek bu arada arkadaşlar bu şekilde. Biz onunla alakalı bir ufak bir araştırma da yaptık. Demin emin olmak için in yazısı üste geliyor. Bu taraftan da sekmanı takacağız ve tamamdır. Arkadaşlar motoru senteye getirdik. Şimdi sivop ayarlarını yapacağız. Ondan sonra diğer yan kapaklarını takıp üst kapağını, yan kapakları takıp geri kalan işlemlerle devam edeceğiz. Sekiz yıldız versene. Şu kapağını falan kapat. Şu kapakları. Şey.
Ulan şeyini de sağlam. Sıktın mı? Evet, sigorta kapaklarını sıktım. Şeyler sıkılacak olsa falan. Ha? Şeye sıkılacak, o attığımız yot var ya. Onu sık işte. Hmm. Şey ya. Onu sıkılacak. Karbüratörün yuvataları kankisi. Şuraya koydukları mı bir akşam anlattık? Contası falan yok dedin ya. Yok yok. Contasını da yapıyorum şu an anlattık. Uyuyor değil mi kardeşim? Sıkıntı yok. Yok ya. Kaç? 10. Ben burayı tutturamadım, dur. Tutturamadım, gerçekte. Tamam. Arkadaşlar motorumuz tamam, iyi çalıştırdık, bir ısındı, herhangi bir yağ kaçığı falan herhangi bir şey yok, çalışması iyi, fena değil. Sivop ayarlarında biraz bir ses vardı, sivoplarını söküp kapaklarını söküp oradan bir tekrardan sivop ayarı yaptık. Sivopları salmış kendini, bayağı boşluk yapmış, oradan tekrar bir daha bir sivop ayarı yaptık, çalıştırdık, gayet iyi şu an. Kapaklarını takıp ondan sonra kullanmaya başlayacağız inşallah. Yine bir 200-300 kilometre sonra tekrar bir sivop ayarı daha yaparız. Çünkü bir daha salabilir yeni olduğu için. Motorumuz zaten şu anda rodajda. Bir 500 kilometre rodajı var. Sakin sakin bir şekilde kullanacağız şehir içinde bakalım. Arkadaşlar şimdi motorumuzu topladık. Silindirin stoğunu değiştirdik. Egzozunu sıktık. Sıkmadığımız yuvatalar var mı onları kontrol ettik. Bir ilk marşa basacağız bakalım. Ne olacak? Ya Allah ya, bismillah.
geçen bir Sinop ayarımız var. O da biraz da çalıştık da sözlük kendine geldi. Güzelce. Yetkiler versin. Yarın ufak bir Sinop ayarı da yapar. Sivoklarımıza bakalım ayarlarını. Ondan sonra da toplamaya geçeriz. Arkadaşlar motorumuzu tamam iyi çalıştırdık bir ısındı. Herhangi bir yağ kaçığı falan herhangi bir şey yok. Çalışması da iyi fena değil. Sivop ayarlarında biraz bir ses vardı. Sivoplarını söküp kapaklarını söküp oradan bir tekrardan sivop ayarı yaptık. Sivopları salmış kendini. Bayağı boşluk yapmış. Oradan tekrar bir daha bir sivop ayarı yaptık. Çalıştırdık. Gayet iyi şu an. Kapaklarını takıp ondan sonra kullanmaya başlayacağız inşallah. Yine bir 200-300 km sonra tekrar bir sivop ayarı daha yaparız. Çünkü bir daha salabilir yeni olduğu için. Motorumuz zaten şu anda rodajda. Bir 500 km rodajı var. Sakin sakin bir şekilde kullanacağız şehir içinde bakalım.